Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala Resulihi Seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd. Eşratu sa'a, kıyamet alametleri. Kıyamet kimse bilmiyor. Peygamberler de bilmiyor. Ne zaman gelecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Es'elûneke anis sa'a. Eyyâne mursâhâ, kul innemâ ilmuhâ inde rabbi. Yes'elûneke anissâati eyyâne mursâhâ, kul innemâ ilmuhâ inde rabbi. Yani Cenab-ı Hak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dahi bütün peygamberlerin hiçbirisinin bunu bilmediğini işte açıkça Kur'an-ı Hakim'inde başka yerlerde de bize, insanlığa ihbar ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Cibril, Cibril hadisinde soruyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Mel mes'ulu anha bi'a'leme mine's-sâil. Mel mes'ulu anha. Yani o kıyametten sorulan bi'a'leme mine's-sâil. Sorandan daha fazla bilmiyor ki. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin orada alametlerinden bahsediyor. O halde kıyameti biz bilmiyoruz. Hatta peygamberler bile bilmiyor. Allah Teala onlardan bile kıyametin ilmini sakladı. Fakat kıyamete dair peygamberimiz Kur'an-ı Kerim bir takım alametlerden bahsetti. Bu alametleri el-alamatu sugra, el-alamatul kubra diye ikiye ayırıyoruz. Büyük alametleri, küçük alametleri var. O küçük alametler çok, büyük alametler 10 tane. O 10 tane büyük alametin birkaç 5 tanesi de nedir? Mütevatir olduğundan dolayı Müslümanların onlara inanma mecburiyeti var. İnanma mecburiyeti var. Yani ya Kur'an-ı Kerim'de var bunlar ya da mütevatir rivayetle bize bunlar geliyor. Şimdi o büyük alametlerden buradan birkaç tanesinden bahsedecek. Onları görelim. وَنُؤْمِنُ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمْ مِنَ السَّمَاءِ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا. Efendim diyor, Deccal'ın çıkacağına inanıyoruz, iman ediyoruz. Neden? Çünkü bununla alakalı çok sayıda hadis-i şerifler var. Deccal çıkacak. Neden buna Deccal deniyor? Çok yalan konuşacak. Bir de yalanın üzerini örtecek. Yani ıslah ediyorum diye tahrip edecek. İnsanlar zannedecekler ki evet bu Deccal imar ediyor, ihya ediyor. Hep böyle çıkarlar. Sahih İslam derler. İndirilen din diyor. İndirilen din. İndirilen İslam. Bunu ilk önce bu fakir kullanmıştır. İnkişaf Dergisi'nde öyle bir manşetimiz vardı bizim. İndirilen İslam'ın muhkem kaleleri mezhepler diye yıllar önce, 10 sene önce belki daha fazla. İndirilen İslam'ın, yani Allah'ın indirdiği İslam'ı bu mezhepler kurur kardeşim. Vahhabiden, zındıktan, şundan bundan Allah'ın dinini Ebu Hanifeler, İmam Malikler canlarını ortaya koyarak korumuşlar. O yolda bedel ödemişler. Peki şimdi bu deccallar böyle çıkarlar, bir takım ifadelerle derler ki işte biz kurtuluşa, biz doğru yola, biz sahih İslam'a, bozulmamış dine davet ediyoruz. Biz Kur'an Müslümanıyız derler. Kur'an Müslümanıyız. Ya bu Kur'an Müslümanlığı neredeydi? 14 asır Allah bu kitabı mağaraya mı indirdi? Sen gidip mağaradan mı buldun bunu? Nerede buldun bunu? 14 asırdır Allah yaşanmayan bir din indirdiyse o zaman bu dini, bu kitabı Allah Peygamber Aleyhisselam'a değil de sana indirdi. Yani sahabe bu dini yaşayamadıysa kardeşim, tabiun yaşayamadıysa, sonrakiler yaşayamadıysa o zaman Allah indirdiğim dediği Kur'an'ı haşa bir mağaraya indirdi. 14 asır yaşayamadılar. Sen birkaç tane cahil adamınla gittin mağarada bunu buldun. O zaman bu Kur'an haşa Efendimiz'e değil sana geldi kardeşim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Resulullah anlamasın bunu. Sen Buhari'yi karıştırma, Müslim'i karıştırma, Ebu Hanife'yi karıştırma. Nasıl böyle bir İslam olur mu ya? Kimin adamı bunlar? Oryantalizm bile destur diyor ya. Biz bu kadar ileriye gidemeyiz diyorlar. Evet. İşte deccallar böyle gelirler. Deccal öyle konuşur ki 98 tane doğru cümle söyler, bir tane yalan koyar içine. 2 saat konuşur, o bir tane yalanı 98 doğrunun arasına saklayabilmek, hapsedebilmek için 98 tane cümle kurar. Dersin ki ya bak adam kardeşim eleştiriyorlar işte, ne güzel konuşuyor. Yani gerçi güzel konuşuyorlar mı? Dil, diyalektik ifade, izah açısından bunlar böyle o fikrin, tefekkürün, tefekkür ehramının sahanlığına hiç gelemezler. Yani bilmiyorum, demek ki bu millet edebi ve fikri zevkini bütünüyle kaybetmiş ki bu adamları dinlemeye tahammül edebiliyor. İşte böyle olmuş maalesef. Mahrumiyet böyle adamlara mahkumiyete getirir. وَنُؤْمُنُ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ Deccal'ın çıkacağına inanıyoruz. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde bunu haber veriyor. Peki bunu kim öldürecek? Hazreti İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Peki daha keyfiyeti nedir? Allahu alem. وَنُزُولِ İsa بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ Meryem oğlu İsa'nın da semadan ineceğine inanıyoruz. Efendim buna ulema tarih boyu itiraz etmedi. Kabul ettiler, inandılar. Ne zaman itirazlar başladı? İşte bu Mahmut Şaltut var. O diyor ki Hz. İsa gelmeyecek. Onunla alakalı bir reddiyesi var diyelim ulema-i İslam'a karşı. Bu kadar ayeti inkar ediyor, bu kadar hadisi inkar ediyor ama hadisleri nasıl inkar ettiğine dair tek bir beyanı yok. Ondan sonra yani bu Abduh Mektebi ilk olarak inkar ediyor. Abduh Mektebi'nden sonra bu yayılıyor. Peki bu adamlar neden inkar ediyorlar? Hani Abduh hocasına yazdığı mektupta ne demişti? Hocam burada Müslümanlar gibi namaz kılıyorum diyordun ya, لَا تَقْتَعْ رَأْسَ الدِّينِ اِلَّا بِسَيْفِ الدِّينِ Dinin kafasını dinin kılıcıyla keseceksin. لَا تَقْتَعْ رَأْسَ الدِّينِ اِلَّا بِسَيْفِ الدِّينِ Şimdi efendim dinin kafasını dinin kılıcıyla kesiyoruz diyor. Kesiyorlar yani. İçeriye giriyor birisi, bakıyorsun başında takke var, üzerinde böyle İslam kıyafeti var. Onlarla konuşuyorlar ama inkar ediyorlar. Peki bunları inkar edince ne oluyor şimdi? Şaltut Hz. İsa gelmeyecek deyince şöyle o talebelere bakın. Onlar Razi'ye bakmışlar, Razi gelecek demiş. Ebu Hanife'ye bakmışlar, Ebu Hanife gelecek demiş. Serahsi'ye bakmışlar, Nebevi'ye bakmışlar, hepsi gelecek demiş. O halde diyecek ki bu ilim talebesi, ya bu kitaplar yalan yanlış dolu. Bunlar alim diyorduk, itibar ediyorduk. İşte bu kadar bir meseleyi bile Kur'an-ı Kerim'de bir mealcinin bakıp da anlayabileceği konuyu Razi dediğimiz adam anlayamadıysa, o zaman Razi'nin, Gazali'nin, İmam Rabbani'nin benim nazarımda itibarı yok diyecek. Onu dedirtebilmek için İngilizler bu adamlara bu görevleri verdiler. İçeriden yıkacaksınız dediler. Dışarıdan saldırdığımız zaman bunlar dinsiz diyorlar, bunlar kafir, gayeleri, amaçları belli, dini mübin İslam'ı çökertmek, o halde içeriden siz bunları bizim adımıza ama bizim ismimiz vermeden yapın dediler. Neden İslam'ın hakim olduğu zamanda ulema çıkıp da Hz. İsa gelmeyecek demiyor da İngilizlerin işgal ettiği Hindistan'da, İngilizlerin işgal ettiği Mısır'da birileri kalkıp da Hz. İsa gelmeyecek diyorlar? Yani bunun arka planda şimdi İngilizlerin olduğunu Vehle-i Ula'da göremiyor musun kardeşim? Mucize-i Abduh neden inkar ediyordu? Bahsetmiştim. Orayı tekrar bir daha dinlersiniz. Peki şimdi Hz. İsa aleyhisselam gelecek diyor bütün ümmet ama bu mustahripler, İngilizler o kadar inanmışlar, o kadar teslim olmuşlar ki İngilizlerin peygamberi Hz. İsa gelecek. Peki ne olacak? Allah Resulü'nün şeriatıyla amel edecek. Peygamber aleyhisselam Hatemul Enbiya, son peygamber. Hz. İsa inecek, Efendimizin şeriatıyla amel edecek. Anlatamıyorlar yani, sizin peygamberiniz, siz ki Londra'nın, Paris'in, New York'un sahibi efendiler, ekselanslar öyle diyor ya. Hz. İsa gelmeyecek diyen adam, İmam Serahsi'nin mefsudunu yumruklayan adam, atan adam, öyle bir videosu var. O herifin, o herifi la şerifin. Öyle yapıyor. Peki şimdi bu adam ekselans diyor gavura. Papaza ekselans diyor. Kimin adamı bu? Belli değil mi kardeşim? Ha? Bak, Allah Resulü'nün şeriatını kirletmemek için sarayın zindanlarında kalan, kuyulara atılan ama yine şeriatı krallara, saraylara peşkeş çektirmeyen, o İmam-ı Serahsi'ye söven adam, Allah Resulüne yalancı diyen papazlara, kardinallere, hatta onun en tepesine değil, tepesiyle muhatap olamıyor da, orada bir daire başkanı kardinale arz ediyor. Ona ekselans diyorsa, İslam'dan, imandan, Kur'an'dan 3 sayfalık metnin ya da 2 sayfalık içinde tek bir kelime bahsetmiyorsa bunlar kimin adamı kardeşim? He? Kimin adamı bunlar? Her gün ulemaya sövüyorlarsa, evliyaya, meşayihe sövüyorlarsa, Buhari'ye hakaret ediyorsa, Allah Resulü'nün düşmanlarına, Kur'an'a inanmayanlara, onlara arzda bulunurken tek kelime bak siz dalalettesiniz demiyorlarsa, yazdıkları metin ortada işte. Ortada, belki çıkarmışlardır onu şimdi. Ama var, orada göstermiştim biliyorsunuz. Peki kimin adam bunlar o zaman? Yani amaçları şu kardeşim, inanma diyor Ebu Hanife'ye. Terk et orayı, ortada kal. Ortada kalınca da seni ben istediğim tarafa çevirebilirim. Nasıl çeviriyorlar? Gulam Ahmed adında birisi var. Kadiyanilik biliyorsunuz. Bu adam 1908 yılında vefat etti. İngilizler bakıyorlar ki ulema böyle Tugayların başında İngilizlere karşı cihad ediyorlar. Bir Seyyid Ahmet var orada. Hem alim hem komutan, gündüz ders okutuyor, akşam cihad ediyor. Atının üzerinde Seyyid Ahmet'i şehit ediyorlar. Ricalul fikri ve da've. Ebul Hasan ennedvi rahmetullahi aleyh o kitabının içerisinde İslam Önderleri Tarihi diye de tercüme etmişlerdi demiştim size. O Seyyid Ahmet'ten bahsediyor. Alim nasıl olur işte? He? Atın üzerinde cihad ediyor İngilizlere karşı, hem de talebelerine ders okutuyor. İşte ulema İngiliz işgaline böyle direniyor orada, Hindistan'da. Bu Gulam Ahmed Kadiyan diye bir köyde doğuyor, Pencap'ta. Hep hiyanetle dolu ailesinin tarihi. Bunu yanına alıyorlar, besliyorlar, büyütüyor İngilizler. İşte büyük alim falan diyorlar. Önce müceddit diyor, ben müceddidim. Sonra efendim diyor ki Mehdi'yim. Sonra diyor ki Hazreti İsa'yım diyor. İsa bu haliyle gelmeyecek diyor. Pencap'tan gelecek. Kadiyan işte bizim köyden gelecek diyor. Yani İsa olarak öldü diyor. O da öldü diyor. Kadiyan köyünden çıkan o Gulam Ahmed denen İngiliz haydutu, o da diyor ki İsa öldü, Allah beni gönderdi diyor. Benim diyor. İsa'nın vazifesini ben yapacağım. Tabii bu adam çok etkili oluyor oralarda. Her yere adamları var. İngiltere'de televizyonları var yani. Orada ta ne zamanlar bunlara televizyon kurduruyorlar. Afrika'da binlerce adam gönderiyor. Sonra El Kitabul Mumin diye kitabım var diyor. Kur'an'dan başka kitaptan bahsediyor. Efendim kendi Kadiyan köyünü Medine gibi harem bölge yapıyor. İşte Kabe yapıyor kendine vesaire. Sonra bu adam tuvalette 1908 yılında düşüyor, necasetin üzerine öyle ölüp gidiyor oradan. Ama İngilizler onu yaşatıyorlar, bu Gulam Ahmed'i. Bu da Hazreti İsa'nın öldüğünü iddia etmişti. İngilizler öyle dediler, olmaz dediler ya. Bizim peygamberimiz gelecek, sizin peygamberinizin şeriatına inanacak. Peki böyle anlatırsanız bu din ne olur? Şimdi diyorsunuz ki Hristiyanlar cennete girecek. Hz. İsa gelip de Allah Resulü'nün şeriatıyla amel etmeyecek. Siz de doğru yoldasınız dediğiniz zaman Hristiyan birisinin Müslüman olma ihtimali kalır mı? Kalmaz. Ya diyecek ki kadınla dolaşmak, dolaşıyorum, içki içiyorum, meyhaneye gidiyorum, cumartesi pazar sabahlara kadar bardayım. Ama Müslüman olunca bütün bunlar yasak. Madem ki buradan da cennete gidiliyor, o zaman dünyada da keyif alayım, ahirette de cennete gideyim diyecek adam. Yani bütün bunlar İslam'ın yolunu kapatmak, küfrün önünü sonuna kadar aşmak için uydurulan masallar. İşte orada bunlar İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyor. Şeltut. Bir parça ilmi var tabi. Yoksa bizim bu mealcilerin bulup çıkaracağı şeyler değil bunlar kardeşim. Onlar buldular. Bunlar oranın işportası. Orada çıkıyor İngiltere'ye, o arasında bunlar pişiyorlar, pişiriyorlar. Sonra bizim bunlara geliyor. Varsa, eğer kendileri buluyorsa buyursunlar, gelsinler. Evet efendim, şimdi Kur'an-ı Kerim'i açın, şöyle hulasa edelim. Kur'an-ı Kerim'de nuzul-i İsa var mı yok mu? İşte bu Kadiyani Gulam Ahmed'e Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh Et-tasrih bima tevatere fi nuzulil mesih, Hz. İsa aleyhisselamın nuzuluyla alakalı hadis-i şerifleri burada toplamış. Ona reddiye. Kime reddiye? Gulam Ahmed'e 5 tane reddiye yazıyor. 5 tane, en küçüğü budur. İmam Keşmiri rahmetullahi aleyh Gulam Ahmed'e 5 tane reddiye yazıyor. En küçüğü bu. Et-tasrihu bima tevatere fi nuzulil mesih. 100'ün üzerinde hadis var. Ya Hazreti İsa gelecek diye bu ümmet bu kadar hadisi uydurduysa, o zaman eğer siz Hz. İsa gelmeyecek diyorsanız, 100 tane de bu ümmet bununla alakalı 100'den fazla hadisi uydurduysa, bu ne demektir? Ya bu ümmetin hiçbir şeyine güvenmeyin demektir kardeşim. Onu yıkmak için uğraşıyorlar. Yani bakıyorsun ki ümmet kan ağlıyor, adam yok diyor, ben ondan konuşmam. Ya IŞİD'den konuşsana. Öyle bir mealciyle ilgili bir karikatür yapmışlar. Yok diyor. Baktım Kur'an'da IŞİD yok, ondan bahsetmem diyor. Evet. Peki yani bunların derdi, okula kız geliyor, annesi onu başörtüsü pardüseyle göndermiş ya da çarşafla göndermiş, İslam kıyafetiyle. O hoca 5 yıl dinliyor onu, pantolon ceketle mezun oluyor. Adamın derdi değil. Bak Kur'an-ı Kerim'de tesettür var, anlasana. Derdi o değil. Derdi ne? O talebenin ulemaya, Buhari'ye, sünnete olan itimadını sarsmak, yıkmak. Peki efendim, şimdi Nisa suresini açın. Sayfa 303, sayfa 303, 157. ayet-i kerime. Sayfa 103 dedim değil mi? 303 mü dedim? Yani Nisa suresi 303'te olur mu? Sayfa 103. Efendim 157. ayet-i kerime. Şimdi onun hemen وَقَوْلِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ diye. Orada bakın وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ. Ma nafiye. Ne demek? İsa'yı öldüremediler. وَمَا صَلَبُوهُ İsa Aleyhisselam'ı asamadılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Fakat onlara benzetilen, İsa diye gösterilen birisi vardı, onu astılar. Demek ki asılan birisi var değil mi? İstidrak var burada. Asılan birisi var. Kimi asıyorlar? Allah Teala İsa Aleyhisselam'a birisini benzetiyor veya onu İsa Aleyhisselam'ı şikayet eden, yerini gösteren kimse o adam benzetiyor. Ama وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ'den neyi anlıyoruz? Asılan başka birisinin olduğunu. Peki وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ ف۪ي عِيسَى Zamir nereye dönüyor? İsa Aleyhisselam'a. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ ف۪ي مَنْ ف۪ي عِيسَى İsa Aleyhisselam hakkında ihtilaf edenler lefi şekkim minhu, minhu min eyi şeyin min katlihi. İsa Aleyhisselam'ın katli noktasında derin bir ihtilaf içindeler. Peki İsa Aleyhisselam'ı öldürüp öldürmedikleri noktasında derin bir ihtilaftalar. Kim anlatıyor? Kur'an-ı Kerim. İhtilaf ediyorlar. Yani kesin bu İsa'dır diyemiyorlar. Zaten başında Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? Onu öldürmediler, onu asamadılar. وَلَاكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ Ona benzetileni astılar. Peki ve derin bir ihtilaf içindeler. Neden? Bakıyorlar ki yüz arkadaşlarının yüzü, beden İsa Aleyhisselam'ın bedenine benziyor. Veya yüz İsa Aleyhisselam'a benziyor, beden o arkadaşlarına benziyor. Dolayısıyla ya diyorlar ki eğer İsa buysa onu şikayet eden bizim arkadaşımız nerede? Eğer bu yüz İsa'nınsa işte bu beden İsa'nın değil diyorlar. Yani derin bir ihtilafın içine sürükleniyorlar. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Onların İsa Aleyhisselam hakkındaki tek dayanakları nedir? Zandır işte. Hiçbir ilimleri yok. Sadece neleri var? Zanları var. Yani eğer onlar Hz. İsa'yı asmış olsalardı, Allah Teala onlar ihtilaf ettiler, bu İsa mıdır, arkadaşımız mıdır diye ihtilaf ederler miydi? Böyle bir ihtilaf bize anlatır mıydı Kur'an-ı Kerim? Sonra onların İsa Aleyhisselam'ı öldürmeyle alakalı zerre kadar ilimden nasipleri yok. Tamamı nedir buyuruyor? Zandır. Zansa o zaman hakikat değildir işte. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Bak Kur'an-ı Kerim devam ediyor. İçinizden birileri çıkabilir Şaltut gibi. İsa Aleyhisselam öldü diyebilir. Ben size tekrar bir daha onların yalanlarını çürütme adına Cenab-ı Hak devam ediyor. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Kesin bir şekilde. اَلْيَق۪ينُ لَا يَزُولُ بِشَكِّ. Yakın yani bedi hakikat. Artık delile hacet yok. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Kesin bir şekilde Hz. İsa'yı onlar öldürmediler, öldüremediler. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Bilakis Allah Teala onu kendi katına yükseltti. بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ. رَفَعَهُ رَفَعَمَنْ İsa. İsa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle yüceltti. Peki şimdi diyorlar ki bu Şaltut tabi Allah Teala onun derecesini yükseltti. Ya, ey Şaltut nereye kadar yükseltti? Hristiyanlar diyor ki ilah yaptı. Yoksa sen de öyle mi kabul ediyorsun? Ben rafa'hullahu ileyh. Allah onu haşa ilah yaptı. Kendi yanına mı yükseltti? Yani rafa'hu ileyh, kendine derece olarak bak. İleyhi ilallahi. Eğer Allah Azze ve Celle onu kendine doğru derece olarak yükselttiyse ne olur? O zaman Allah Teala'nın derecesine çıkar. Cenab-ı Hakk'ın derecesine çıkınca ne olur? Haşa, Hristiyanların dediği gibi İsa Aleyhisselam ilah olur. O halde Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı bizzat yükseltmiştir. Bizzat Allah Azze ve Celle Hz. İsa'yı ruh ve bedeniyle yükseltmiştir. Peki şimdi oraya geleceğiz. Ruh bedeniyle nasıl olur diye. Şimdi buraya şöyle bir bakalım. Bel, idrab edatıdır. Öncesiyle sonrası arasında mana birbirine zıt olmalıdır. Şimdi وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Onu kesin bir şekilde öldüremediler. Allah Teala onu derece olarak yükseltti derseniz ölümün zıddı bir mana olur mu? Olmaz. Ya ne demeniz lazım? Onu öldüremediler. Bilakis Cenab-ı Hak onu diri olarak katına yükseltti. Mesela adam diyor ki lestu cai'an bel ene şeb'an. Ben diyor neyim? Lestu cai'an, efendim aç değilim diyor. Bel şeb'an, bel ene şeb'anu. Tokum diyor. Tokum. Mesela şöyle dese adam lestu cai'an bel ene muzdaci'un. Efendim ben veya naimun dese ben aç değilim bilakis yatıyorum derse böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Ne olur? Ne demesi lazım? Lestu cai'an bel ene şeb'anu. Ben aç değilim bilakis tokum demesi lazım. Eğer adam dese ki ben aç değilim yatıyorum. Ben aç değilim efendim ne yapıyorum? Televizyon seyrediyorum. Zıddını söylemesi gerekiyor. Belden sonra zıt bir anlam gelecek. Mesela diyorsun ki mamate raculun veya mamate halidun, mamate halidun bel huve raculun salihun. Ma mâte Halidun bel huve raculun salihun. Halid ölmedi, bilakis o salih bir adamdır. Belden sonra bu mu gelir? Ne gelmesi lazım? Diyorlar ki Halid öldü. Sen de diyorsun ki Ma mâte Halidun bel huve hayyun. Halid ölmedi, bilakis o diridir diyorsun, değil mi? Belden sonra bu gelmeli. Şimdi وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا kesin bir şekilde Hz. İsa'yı öldüremediler. O zaman ey Şeltut kardeşim bu böyle olur mu? Olmaz. Ne olacak? Allah Azze ve Celle onu bizzat ruh ve bedeniyle semaya yükseltti. Peki şimdi semaya ruh ve bedeniyle yükseltildiğine ve Hz. İsa'nın yaşadığına, geleceğine, nuzulüne dair Kur'an-ı Kerim'de deliller var mı? Ona geçmeden önce bu tevaffa kelimesine takılıyorlar. Diyorlar ki efendim bu tevaffa kelimeleri var. Tevaffa kelimelerinde Cenab-ı Hak Hz. İsa'yı öldürdüğünü söylüyor ya diyor. Siz neden buna itiraz ediyorsunuz? Şimdi 57. sayfa Ali İmran suresinin 55. ayet-i kerimesine gelin. Burada Cenab-ı Hak اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ yani hatırla diyor. اُذْكُرْ حِينَ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى o vakte hatırla. Cenab-ı Hak اِنِّي مُتَوَفِّيكَ İsa Aleyhisselam'a ne diyor? İnni mutevfike ben seni tevfi edeceğim. Ve rafi'uke ileyye ve katma alacağım seni. Tevaffa kelimesinin asıl anlamı ne? Bir şeyi maddesiyle beraber kabz etmenin anlamı tevaffadır. Esasul belagası var Zamahşeri'nin. Orada kelimelerin hakiki ve mecaz anlamlarını veriyor. Diyor ki tevaffa kelimesinin asıl anlamı nedir? Bir şeyi kabz etmektir. Yani kablu şey'i bir ruhi ev bil cesedi. Yani ev ma'al cesedi. Ruh cesetle ya da sadece cesediyle veya ruhuyla da kullanılabilir. Ama ruhuyla bir şeyi kabz etmek için tevaffayı kullanıyorsanız o zaman mecaz anlamındadır. Tevaffanın hakiki anlamı bir şeyi maddesiyle beraber almaktır. Dolayısıyla tevaffanın asıl anlamı Cenab-ı Hakk'ın Hz. İsa'yı ruh ve bedeniyle beraber yükseltmesidir. O halde buradaki tevaffa kelimesinin asıl anlamı nedir? Allah Teala'nın Hz. İsa'yı bedeniyle beraber yükseltmesi. Nitekim İzâ teazzaretil hakîka tusaru ilel mecazi. Yani hakikat anlamına mana vermeniz mümkün olmadığı zaman o zaman mecaza gidersiniz. Şimdi burada hakiki anlam varken mecaza gidilmez. Hakiki anlam ne? Hz. İsa'yı bizzat ruh ve bedeniyle Cenab-ı Hakk'ın yükseltmesi. Yine Maide suresinde فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ diyor. Maide suresinin 117. ayet-i kerimesine gelin. Son sayfası Maide suresinin. Efendim 127. sayfa 117. ayet-i kerime. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ yani tevfeyteni buradaki tevaffa kelimesinin anlamı da nedir? Yine sen beni ruh ve bedenimle beraber kabzettiğin, aldığın zaman. O halde tevaffa kelimesinin asıl anlamı tamamen almaktır. Ruh ve bedenle beraber almaktır. İmata kelimesi ise o nedir? Ruhu almaktır. İmate öldürmek. İmate emateden yani imate o ruhu almaktır. Tevaffa fiili ise bizzat ruh bedenle beraber kabzetmenin adıdır kardeşim. Lugada baksınlar. Baktıkları zaman bunu görecekler. İşte lugata da bakanlar, hadis-i şerifleri dikkate alan ulemamız Hz. İsa'nın ölmediğini, semaya çıktığını söylüyorlar ruh ve bedeniyle beraber. Şimdi devam edelim. Olduğumuz yerde Nisa suresinde bel rafa'hullahu ileyh ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Şimdi siz diyorsunuz ki olur mu ya Rabbi? İnsan bedeniyle nasıl semaya çıkabilir? وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah'ın aziz olduğunu unuttun mu sen? Onun alemi kainatı yoktan var ettiğini unuttun mu? Bütün bunları var eden, yaratan Allah Azze ve Celle İsa'yı ruh ve bedeniyle semaya çıkarmaktan neden ve niçin aciz olsun? Peki devam ediyoruz. وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ İlla leyu'minenne bihi kable mevtihi ve in min ehlil kitabi illa leyu'minenne bihi kable mevtihi. Yani la yebqa ahadun min ehlil kitab demek. Ehli kitaptan hiç kimse kalmayacak ki ve in min ehlil kitabi illa leyu'minenne bihi. Bihi bimen? Bi İsa. İsa aleyhisselama iman etmeyen ehli kitaptan kimse kalmayacak. Kable mevtihi, ölümünden önce, ölümünden önce. Şimdi efendim yukarıdan aşağıya bakın. Ne diyordu Cenab-ı Hak? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Sonra وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Kesinlikle İsa aleyhisselamı öldüremediler. Allah Teala onu semaya yükseltti. Sonraki ayet-i kerimede de لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Ölümünden önce Hristiyanlardan İsa'ya iman etmedik kimse kalmayacak. O halde İsa Aleyhisselam'ın siyak sibakına Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman İsa'nın ölmediğini bize haber verdi. Sonra o halde İsa öldü diye bir ifade yok burada, var mı? Yok. Tevaffa kelimesi bedeniyle almak. Sonra da ne buyuruyor? Hristiyanlar ölümünden önce ona iman edecekler. Peki ölmediğine göre İsa aleyhisselam, Hristiyanlar da ona tevhid dinine inandıkları halde Hz. İsa'ya iman edecekler dediğine göre o zaman İsa aleyhisselam gelecek, İsa aleyhisselam inecek, indikten sonra bunlar da ona inanacaklar. Bu ayet-i kerime Hz. İsa aleyhisselamın nuzulüne bizzat delalet ediyor. Neden? Çünkü ölmedi. Öldüremediler. Ve sonra ölümünden önce de ona inanacaklar dediğine göre Kur'an-ı Hakim, o halde İsa aleyhisselam gelecek kardeşim. Yine Ali İmran suresine gelin. Ali İmran suresine ve yükellimun nase fil mehdi ve kehla. Efendim 3. cüzde 56. sayfa 46. ayet-i kerime sayfa başı. İsa aleyhisselam'dan bahsediyor. Sonra ne buyuruyor? وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا İsa aleyhisselam insanlara ne zaman konuşacak? Mehdi beşikte. Bir beşikte konuşacak, bir de وَكَهْلًا kühulette konuşacak. Peki Hz. İsa Aleyhisselam'ın mehidde konuşması nedir? Mucize. Meryem'e sordular kimden bu çocuk diye, ne dedi? Ona sorun dedi. O da ne dedi Hz. İsa? Kale inni abdullah ataniyel kitabe öcaleni nebiyya. Yani bana kitap verdi, beni nebi yaptı dedi İsa Aleyhisselam. Orada konuşuyor. İsa Aleyhisselam'ın beşikte konuşması nedir kardeşim? Mucize. Kundakta çocuk konuşur mu? Peki o zaman burada meh derken Cenab-ı Hak neye işaret ediyor? Onun mucizesine. Bu bir mucize olacak. Mehitte konuşması mucize olacak. Sonra kühulette konuşması da mucize olacak. Onu ona atfediyor. Arada bir atfı nesek, yani bu uygunluk olması gerekir. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا Yani Kur'an-ı Kerim'de boş bir kelime olur mu kardeşim? Olmaz. Peki kühület yaşı ne zaman başlıyor? 32'de. 32 yaşında konuşan bir adamın konuşması olağanüstü bir durum olur mu? Olmaz. 32 yaşında. Peki hepiniz konuşuyorsunuz. Peki 32 yaşından sonra İsa Aleyhisselam'ın konuşması ne zaman olağanüstü bir şekil alır? Semadan indikten sonra. Nasıl çocuklukta konuşması bir mucizeydi, semadan inince kühulette konuşması da bir mucize olacak. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. Peki sonra Zuhruf suresine gelin. Ve innehu la'ilmul lissa. Efendim, şimdi sayfa 494, sayfa başı. Ve innehu kimden bahsediyor buradan önce? Önceki sayfada 494. sayfa, Zuhruf suresi 61. ayet-i kerime. Hazreti İsa'dan bahsediyor önceki ayet-i kerimeler. Peki ve innehu, o zaman zamir kime gidiyor? İsa aleyhisselama. Ve innehu ve inne men ve inne İsa. Ve inne İsa le'ilmul lissa. Kıyametin bilgisidir. Başka bir kıraatte yani kıyametin bilgisidir ne demek? Tu'lemu binuzulihi. Yani tu'lemu sa'atu binuzulihi. Ve innehu la'ilmul lisa. İsa kıyametin bilgisi ne demek? Bak sizin celaleyinde orada almış. Ve innehu la'ilmul lisa ey İsa demiş. La'ilmul lisa tu'lemu binuzulihi. Ne demek kıyametin bilgisidir? Nuzulüyle tu'lemu eyyü şeyin esa. Kıyamet onun nuzulüyle bilinir. Yani neyin bilgisi? Onun bilgisi. Başka bir kıraatte لَعَلَمُ لِسَاءَ kıyametin alametidir, kıyametin işaretidir diye böyle bir kıraatte var. Peki efendim şimdi ey Şeltut kardeşim gel bakalım buraya. O gelsin değil mi? Bunlar işportacıları onun. Üretim ondaysa onunla hesaplaşmalı. Yani sultanları varsa bunların yaverleriyle konuşmayacaksınız o zaman. Gel bakalım buraya şimdi. Hz. İsa aleyhisselam kıyametin bilgisi olur mu? Hz. İsa aleyhisselam öldüyse kıyametin alameti olabilir mi? Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse, eğer İsa öldüyse kıyametin alameti kim olmalı? Hz. Muhammed olmalı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada bak Hz. İsa diyor. O zaman İsa aleyhisselam gelecek ama neyle amel edecek? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şeriatıyla, onun sünnetiyle amel edecek kardeşim diyoruz. Peki burada hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şeriflerin tahliliyle alakalı bizim İnkişaf Dergisi'ndeki bu yazımıza bakabilirsiniz. Burada bir ayet-i kerimelerle nuzul-i İsa'nın ispatı var. Bir de onu İmam Kevseri rahmetullahi aleyh Şeltut'a Nazrat'un abiresi var reddiye. Böyle kulağından tutuyor, gel bakalım diyor. Şeltut sen bu bahisleri anlayacak derinliğe sahip misin diyor. Gel sana anlatayım bunları. Nazrat'un abire. Sonra Ankara ilahiyattan birisi kalkıyor. Bu adam da İmam Kevseri'ye reddiye yazıyor. Yahu sen kim, Kevseri kim? O kitabında diyor ki eğer diyor bu nuzul İsa ile alakalı hadisler olsaydı İmam Muhammed'in kitaplarında olması gerekirdi. Neden yok? Ya o kadar cahil ki İmam Muhammed'in kitaplarının, zahir rivayet kitaplarının fıkıh kitapları olduğunu bilmiyor. Fıkıh kitaplarında akaidle alakalı mesele olur mu kardeşim? Gidiyor domates dükkanında, manavda kereste soruyor. Bulamayınca da diyor ki neden burası kereste satmıyor? Yahu sen keresteyi kereste dükkanda arayacaksın. Domatesi de manavda arayacaksın. Neyi nerede arayacağını bilmiyor. Kalkıyor 30 yıl önce Süleymaniye Kütüphanesi'nde okuduğu el yazmalarının satırlarını hafızasında saklayan, işte şu kitabın şu sayfasına diyecek kadar orayı hatırlayıp da kitabında onları dipnot gösteren Allame İmam Kevseri rahmetullahi aleyhe, hani Don Kişot var ya biliyorsunuz, yel değirmeniyle kavga ediyor. Bunlarınki de öyle. Öyle kabul edeceksiniz. Kulillah thumma zerhum fi havzihim yelabun. Onları oyunlarında bırakıp yollarınıza devam edeceksiniz kardeşim. Ama hakikati onları aldanıp da birileri ulemaya düşman olmasın diye onları böyle izah edeceksiniz. Yani avama, onlara, onları dinleyip de aldananlara yollarına kanmasınlar diye izah edeceksiniz. Peki efendim, devam ediyoruz. وَنُزُولِ عِيْسَى yani نُؤْمِنُ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا yine güneşin batıdan doğacağına inanıyoruz. Bununla alakalı sahih hadis-i şerif var. وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا Dâbbetül erzın da çıkacağına, ona da inanıyoruz. Ayet-i kerimede Neml suresinde Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ Açın orayı da Neml suresinde. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ 384. sayfa 82. ayet-i kerime. Şimdi وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ kıyamet onların üzerine geldiğinde اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ yeryüzünden işte o dâbbetül ardı çıkarırız. تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ onlara konuşur ki insanlar Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar. İşte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ buyuruyor. Yani burada almamış Yecüc Mecüc var. O da nedir? حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ Enbiya suresinde Yecüc Mecüc'ten bahsediyor. Efendim hatta اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ hatta اِذَا فُتِحَتْ Hatta izâ futihat aleyhim ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Efendim Hac suresine gelin. Hatta izâ futihat ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Tamam. Evet, Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi 330. sayfa. Hatta izâ futihat ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Peki sedler açılacak, oradan Yecüc Mecüc gelecek, keyfiyeti nedir onu Allah Azze ve Celle biliyor. Bu sorulardan hareketle şunu söyleyeyim. Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanmak ümmeti bir atalete sevk eder diyorlar. Hz. İsa'nın gelmeyeceğine Şaltut inanıyor ve bunlar inanıyorlar. Peki onların inandığı tarihten bugüne ümmet mağlup, ümmet mahkur, ümmet perişan. Ama Hz. İsa'nın geleceğine bu ümmet inandığı 13 asırda dünyaya hakimdiler. Osmanlı vardı, Selçuklar vardı, onlardan önce Abbas Emeviler vardı ve hep bu ümmet Hz. İsa'nın geleceğine inanmıştı. Ama ordularını hazırlayıp ey İsa gel, bu ordunun başına geç, hadi Mohaca, hadi Kosova'ya, hadi Zigetvar'a demediler. Tarihte böyle bir kayıt göremezsiniz. Onlar Allah yolunda vazifelerini yaptılar ama akideleri de Kur'an-ı Hakim'de madem varsa onu da beklediler. Peki başka bir kardeşimizin sorusu, Hz. İsa gelecekse, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla münasebeti, yani bir peygamber başka bir peygamberin şeriatına tabi olur mu? Olur. Aynı dönemde Hz. Harun da var, Musa da var. Harun Aleyhisselam o da bir peygamber ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla amel ediyor. Yani ez cümle bütün bunların, bu istifamların arka planında hadis kitaplarından, onların şerhlerinden, şuruhtan ya da kelam kitaplarından mahrumiyet var. Oralara gitseler, gidebilseler, o kitapları okuyabilseler, bir de saf bir yürekleri varsa onların yüreklerinde, zihinlerinde zerre kadar bir istifam kalmayacak kardeşim. Peki şimdi kahinlerden, arraflardan bahsedecek. Şimdi bunlara gidenler, bunların ifadelerini kabul edenler, onların küfür hallerinden söz edecek yani. Peki ama ne zaman küfür olur? Yani siz gittiniz, bir kahine gitmek, onlara gitmek adamı asi yapar, günahkar yapar. Ama kahin mugayyabatı bilir, gaybı bilir derseniz o zaman adam kafir olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ata arrafen ev kahinen fasaddakahu fakat kefere bima unzile ala Muhammedin. Men ata arrafen ev kahinen fasaddakahu fakat kefere bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kahine, kim Araf'a gider, onu tasdik ederse o Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur. Nasıl inkar eder? Yani o kahin de gaybı bilir derse. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? Gaybı Allah'tan başka bilen yok. Peygamberi bile bildirmeyince, peygamber bile bilemezse, eğer kahin biliyor derse bu adam imanını kaybeder. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا İlla men irtada min rasul buyuruyor Cenab-ı Hak Cin suresinde. Peki وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا Kahinen, kahin yani geçmiş efendim ve gelecekle alakalı bir takım haberlerden bahsediyor. وَلَا عَرَّافًا mazideki haberlerden bahsediyor. Bunları tasdik etmeyiz. وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ Kitaba muhalif, sünnete muhalif, ümmetin icmasına muhalif bir takım iddialarda bulunanları da onları da tasdik etmeyiz. Yani وَلَا نُصَدِّقُ مَنْ يَدَّعِي demek. Tamam, iddialarda bulunanları onları da tasdik etmiyoruz, onları da reddediyoruz. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا Cemaati hak görüyoruz, doğru görüyoruz. Yani ehl-i sünnet ve cemaati hakikat üzere görüyoruz. وَالْفُرْقَةَ وَالْفُرْقَ عَنِ الْجَمَاعَةِ Ehl-i sünnetten, cemaatten ayrılanı زَيْغًا وَعَذَابًا Furkayı ise zey görüyoruz. Yani o doğru yoldan ayrılmak olarak kabul ediyoruz. وَعَذَابًا yani azap sebebi, azap vesilesi olarak kabul ediyoruz. O halde ehl-i sünneti hak, doğru, o ehl-i sünnetten ayrılmayı ise sapıklık ve azap olarak görüyoruz.